Evet, herkese selamlar. Icarus serüvenimize devam ediyoruz. Şimdi Icarus'ta biraz tabii ilerledik de ölünce tekrar baştan sarması biraz can sıkıcı. Tabii aldığımız experience biraz işe yarıyor karakterimizin gelişmesinde ama baştan başlaması biraz can sıkıcı açıkçası. Şu neymiş? Kocaman bir kutu var burada. İnterak bastım abi. Ha, radar. Evet, görevimiz şu. 3 radar yerimiz var. 3 tane noktaya radarı dikeceğiz. Şimdi bu yerlere ben radarı diktim. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu. Buraya radarı dikip radarı çalıştırdığınız zaman bir ayı saldırıyor. Ve ayı... Bir dakika. Ve gerçekten İki tane ayıyla imkanı yok, baş edemiyorsunuz. O yüzden bu radarı kullanabilmem için benim karakterimi çok iyi hazırlamam lazım. İşte onun için bol bol ekipman toplayacağız, zırh yapacağız, işte silah yapacağız, belki savunmak için bir alan yapacağız, tahtalardan veya belki başka bir ne malzemeden yapabiliriz. Şu an emin değilim. Ama savunmak için bir alan yapmam lazım. Tuzak oyunda var mı bilmiyorum. Ayı tuzağı falan, zıpkın, mıpkın bir şeyler. O tür şeyler yapmam lazım. Ve çok seri olmam lazım. Bakalım hepsini birden yapabilecek miyiz? Çünkü gerçekten çok zordu iki ayıyla mücadele etmek. Hiçbirinin canını bile yakamadım yani. Sadece kaçtım. En sonunda da öldüm zaten. Ölünce baştan başlıyormuşuz. Onu da öğrenmiş oldum. Tekrar gezegene iniyoruz. Aldığımız experience tabi yanımızda kar kalıyor. Mesela şu an işte 5. Orası niye kırmızı ya? Acaba cesedim falan bir yerde mi? Yok, ceset diyor. Tabi ölünce experience düzeltiyoruz. Tamam, o zaman şöyle yapacağız. Ben hızlıca karakterimi geliştireceğim. Sonra gideceğiz. Şu scan location 1 var. Oraya gidelim. Orada beraber bir şey yapalım sizle. Defans yapalım. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Görelim. Evet arkadaşlar, oyunda bir mağara buldum. Burası tabi taşla örülüydü de ben lan bunun arkasında ne var, bir şey mi var falan derken şöyle bir kırma şeyini gösterdim, cesaretini gösterdim bu taşı ve arkada mağara açıldı. Şimdi bu mağara nedir? Wow! Wow! Orada dur bakayım, sen nereden çıktın öyle? Peki ok atsam? Bana resmen girme. 132. Ha, iyi vuramıyor. Ha, çabuk ölüyor. Tamam ya, biz boşa dert etmişiz. Güzel Cooper alıyoruz. Ne kadar? 70 experience veriyor. Gayet iyi. Şuraları da kır çocuğum. Kır kır. O bir tane de ok bırakmış bize. Nereye gitti o? Cesedi işimize yaramaz mı? O ayrı. Bakırdan sonra demir bulmamız. Umarım inventörümüze çok ağırlık bindirmiyoruzdur. Tamam, bakalım mağarada ne bulacağız? Yani sonunda mı bir şey bulacağız? Platinyum da platinyumu. Onu yesem ne olur acaba? Yedim mi onu? Galiba yemedim ama yemiş kadar oldum. Canım gittiğine göre. Şu ne? Iron. Ha, bu kadarcık mıymış mağara? Mağara bu kadarmış arkadaşlar. Burada kol, kömür. Kömür çok işimize yarar. Güzel. Biraz istediğimizi söylüyorlar. Tamam, ben bunları topluyorum. Ondan sonra tekrar scan location, yani birinci bölgemize, araştırma yapacağımız birinci bölgeye gidip hazırlıklara devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ufak bir savunma yapamadık tabii. Savunma yapamadık ama biraz hazırlık yaptık. İşte evimizi yaptık.
Bunları tamir edeyim. Kaç tane okum var? 9 tane. Birazcık daha ok yapabilirim aslında. 10 tane yapabiliyor muyum? Yapıyorum. Çok güzel. 10 tane daha yapalım. Evet. 19 tane. Şimdi biraz fırtına var. Evi yaptık. Hatta yatak yapabildim. Penceremiz var. Kapımız var. Yemeğimiz var. Suyumuz yok. Yemek yiyelim şöyle. Etimiz çok fazla. Aa bak şunu yiyebiliriz herhalde ya. Bunu ye bakayım bunu. Midemiz falan ağrımazsa iyi. Nerede pişmiş etler? Raw meat diyorsun. Aa bu da şimdi pişmez ki burada. Neyse az kaldı. Storm bitiyor. Eğer yapabilirsek yani ayıları öldürebilirsek şimdi diğer yerler de uzak. Bak ta burada. Diğeri nerede? Diğeri de burada. Gelmişken şuna gideriz herhalde. Eğer bunu yapabilirsek o zaman buraya gidip bu görevi de bitirebilirim hızlı bir şekilde. Ama biraz şu gül şeyin bitmesini bekliyorum. Yağmurun. Hani her şeyi o kadar doğru düzgün yapmışlar ki muhtemelen bu yağmurda benim şeyim de atacağım ok da biraz az hasar verebilir, ısınır. Öyle tahmin ediyorum. Bu arada ok için bana ne lazım? 18 tane alır yetmezse ne yaparız? Çok kötü şeyler oluyor. Stick, fiber ve stone lazım. Stone'un çok fazla yok. Biraz stone toplayalım. Şurada bayağı iyi stone var ya. Aslında ucu taştan değil de böyle daha keskin bir şey yapılabilirse mesela demir falan, ama işte o da seviye 10'da açılıyor. Seviye 10'a kadar da bayağı grading yapacağız. Yani kaç başladık? Level 5'te başladım ben. Ev yaptım, yatak yaptım. Tabii yatağı yapmak için bir sürü kurt öldürmem gerekti. Onların derileriyle yapıyoruz. Paşamız şey anasını satıyor. Deriden yapılmış yataklarda yatıyor. Ulan koy iki tane saman yaprak yat. Deriden yatakmış. Paşa ya. Tamam yeter herhalde bu kadar stone. Şöyle biraz bir 10 tane daha yapmak istiyorum. Evet güzel. Şu an her şeyimiz var. O zaman dikiyorum yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Tekrar ölmeyelim umarım. Yani yatağı şeye koydum içeriye. İçeriye koydum. Aha vallahi başlıyor yani. Aha başladı. Saklan. Saklan. Kapıyı da kapat. İçeri girmesinler. En büyük sıkıntı o. Şimdi ne kadar sürüyor bu? 9 dakika mı sürüyormuş? Ne? Yok o başka bir şey. Kaç dakika sürüyor? Nerede yazıyor bu ya? Looks like the party started. Stay sharp. Ya şöyle söyleyeyim size. İki tane kurt saldırdı. Öldüm. Aha vallahi geldi ayılar. Oo. Vallahi şakana çakıyorum ben. Biri gitti. Oğlum öldü işte arkadaşım. Kaç anasını satayım. Tamam güzel. Kolaymış. Ev lazımmış bana sadece. Güzel. Şimdi ne yapalım bunları bir güzel derilerini alalım. Bu derisi bize lazım olacak. Nerede bakalım? Letter 14 tane letter verdi. Letter'ım da iyiymiş, varmış letter de fur yokmuş. Kemik kullanmıyorum zaten. Et var, arrow var. Şunu da biraz. Tamam, hazırlığımızı yaptığımız zaman kolay oluyor. O zaman hemen gidip diğer iki lokasyonu da konumu da şey yapalım. Aa bak üstümde zehirli bir şey geldi. Ne bu? Oo, sen nereden çıktın? Ölmüyorlardı ya.
Şimdi şunları bir repair yapalım. Tamam, şurada ben niye onu taşıdım hiçbir fikrim yok. Şimdi birazcık daha deri geldi. Bu çok iyi oldu. Biraz daha deri sayımız arttı. Şu eti de alalım. Aa, bu etler pişecek. Bu arada inventory bayağı dolmuş. Onu da görmedim değil. Evet. Şurada bir tane et pişirelim bu arada. Nerede bizim kolumuz? Kol burada. Et nerede? Et de burada. Şunu pişirelim ilk. Bak bunlar gitmiş. Oo, bir sürü et var ya. Bu etleri nasıl bitireceğiz? Şu ne? Spoil meat. Bak bunu ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu spoil meat yeşil ya. Poison da yeşil. Acaba diyorum bunu bir şekilde kimyayla poison yapabilir miyiz? Olur olur. Emin değilim. Şundan bir tane yiyelim bakalım. Bunlar burada dursunlar. Şimdi ne yapacağız? Biz burada bunu alacak mıyım acaba? Activate station diyor. Oo, bir dakika, bir tur daha mı yapacağım? O zaman söylesene kardeş. Şunu... Yok, tamam, her yer şey ama şuraya bir pencere dikmem gerekecek. Bir pencere dikelim buraya. Pencere için odun lazım. Odunumuz yok mu? Bu arada bunların böyle şey evin yakınında olması çok da iyi değil aslında. Ağaç kafama devriliyordu. Bunun küçük parçasını bile alırım. Bu arada karakter bug'a girdi galiba. Kafasındaki şey, kapşonlu giydiği kıyafet suratına geliyor. Aslında gelmemesi gerekiyor. Ağaç işini çok güzel yapmışlar. Biraz Forest'a benziyor ağaç kırma meselesi de. Çok güzel yapmışlar. Bayağı gerçekçilik katıyor. Evet, şimdi bir tane pencereli kapı yapacağız. Şey, pencere yap. Pencereli pencere yapacağım bir tane. Artık nasıl bir şeyse o. Neye basıyorduk? R'ye basıyorduk. Şöyle koy bakayım. Tamam, güzel. Hadi bakalım, başlıyoruz tekrardan. O ne lan? Bunlar ne? Wound, yara var. Oo, kötü. Infect olduk bir de. Bir dakika, tek tree. Wound'lar nasıl kapatılıyor? Bandaj kapatıyor mu wound'u? Cloud bandage, stem bleeding and heal minor wound. Minor wound'u kapatıyor. Deep wound'u da kapatıyor. Bandaj craft edebiliyor muyum? Nerede şimdi bandaj? Tamam. Ama şu infect meselesi olmadı. Antiseptik bir şey lazımmış buna. Antiseptik. Aa, su bitmiş yine. Abi bu ne ya? Ne kadar çok susuyor karakter. Benim bir 10 tane daha bu arada ok yapmam lazım. Çünkü bu oklar kesinlikle yetmez bana.
Tamam. Ya 22 tane olmuş. Tamam, gidiyoruz işte su içmeye. Böyle oksijen seviyem de düşmüş olabilir, biliyor musunuz? Güzel. Oksijen seviyem de düşmüş olabilir. Yok, 25 tane varmış. Hatta şurada da var ama birazcık daha fazla oksijen göz çıkarmaz. Yine iyice hazırlanalım da ayılar gelecek galiba. Bu sefer 3 tane geliyormuş. Şimdi scan location diyor ya, acaba bir tanesini scanlesem yetiyor mu ya? Sonuçta veri almamız gerekiyor. 3 farklı noktadan mı alacağız? Belki de şöyle. Yani şu an hiç bilmediğim için konuşuyorum. Yani belki de şöyle. Bir tane yeri bitirdiğimiz zaman bitmiş olacak. Sonuçta amaç veri almak ama 6 saat bir zaman, 6 saat de değil, 6 gün. 6 gün bize zaman veriyor. Bu görevi bitirebilmemiz için. Neyse, basıyoruz. Hadi bakalım, topla veri. Bizde 77'deymiş bu arada. Tamam, 80. 86, 87 ve complete. Bit. Bit, kimse gelmeden bit. Keep moving. Next steps marked on your map. Yok abi. Diğer yerlere de gideceğiz. Bu hiç iyi olmadı. Evet, bir bitti ama. Bir bitti. Şimdi 2'yi yaparım ben. 2'yi bitiririm. 3'ü yine beraber yaparız. Çünkü hani sonunda ne olacak? Sonunu ben de merak ediyorum. Orada size bir gösteririm. 2 de bayağı uzun sürecek. Orada gerçi şöyle bir ev yapmak çok uzun sürmüyor. Ama şu yatak biraz. Ha, hold pickup, güzel. Bunu alabiliyormuş. Tamam. Ama bu sıkıntı işte. Bu sıkıntı. Çünkü bunun içindekilerin hepsini alamam ben. Bak, 16 kilo diyor. Doldu bile. Ama bunlar bir işime yarayacak mı ki acaba? Bunlar bir işime yaramayacak ki benim. Level 10 olamam yani. Şu fiberi falan alabilirim ama. Et var. Eti alırız. Hatta eti alayım, yiyeyim ben. Var mı et? Var. Tamam. Evet, eti alıp yedik. Şimdi şunu da yanımıza alalım. Hold pickup. Tamam. O zaman bir sonraki mekana, yani şuraya gideceğiz. Şuraya gidelim. Diyemi koyarız, sonra bu tarafa gelirim. Gerçi şu daha yakın galiba da, neyse fark etmez. Şu da ayrı ayrı yerlere koymuş. Evet, hadi bakalım, görüşeceğiz. Bakalım ne olacak. Evet, üçüncü araştırma noktasına geldik. 2'yi de bitirdim. 2'de pek bir şey olmadı. 4 tane kurt geldi. Ama buraya geldim. Şu evi yapana kadar ne fırtınalar, ne susuzluklar, neler çektim yani. Bayağı zorluk çektim. Oyun resmen bizi sınadı burada. Evet, şu kalsın. Şu an ihtiyacım yok zaten. Fırtına da şimdi yeni bitti. Hemen bu arada fırtınada ev yanıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi bunu dikeceğiz buraya. Bakalım, umarım düzgün. Düzgün dediğim hani çok da zor bir şey gelmez. Yine kurt gelsin. Kurtlar çok kolaydı. Ya da bilmiyorum, bana kolay geldi. Hadi bakalım. Şu an tarıyor. %25'te. Genelde %50, %60'da falan geliyorlar. 30. 30, 40, hadi. Hiçbir şey gelmiyormuş. Yok, kurt geliyor. Kurt geliyor değil mi? Evet. Vuramadım lan. Bu ne lan? Jaguarmış bu. Nereye girdi? Öldüler mi? Galiba öldüler. Jaguar geldi. Evet, buradan da aslında
Şurayı tamir etsem. Acaba şuraya vurmuş mu? Yok, vurmamış. Ya karanlıkta iş yapmayı hiç sevmiyorum ama yatak koydurmadı oyun. Niye bilmiyorum. Of, şunlara bak ya. Yani bütün aletlerim bozulmuş. Bunları repair edince para veriyor, şey, experience veriyor mu? Vermiyor. Ha, bunları aslında kırıp yeniden yapmak daha mantıklı, biliyor musunuz? Lan nereye gitti o? Hayda. Evet, şimdi seni de şöyle güzel bir skinleyek. Radar bu arada durmuş. Hemen bir el atacağım ona da. Şunu bir konsüm edeyim. Bunlar biraz su veriyor. Bu da pişmiş et. Şunu da yiyelim. Evet, tamam. Şimdi radara dönelim. Bastım abi. Ha, bitsin artık bu işkence. Gerçekten işkence gözüyle bakıyorum. Çünkü seviye 10'a gelene kadar hiçbir şey yapamıyormuşuz arkadaşlar. Hiçbir şey. Yani doğru düzgün hiçbir alet açılmıyor. Seviye 10'dan sonra ancak bir şey geliyor mu? Gelen giden bir şey var mı? Yok. Temiziz. Güzel. Bitti. Bayağı kolaydı aslında. Jaguarlar biraz zorladı ama Allah'tan şeyin altına girdiler. Altına girmeyip önden gelselerdi bayağı sıkıntı olurdu. Evet, mission'ımız bitmiş. Şimdi şuraya gideceğiz. Şuraya ve evimize geri döneceğiz. Yemeğimiz var, her şeyimiz var. Gayet rahat gidebiliriz oraya kadar. Oksijen ne durumda? 13. Oksijen de iyi. Zaten bakın burada da mağara varmış. Zaten oraya gittiğimiz zaman üstümüzdeki hiçbir şeyin değeri kalmayacak. O yüzden sakin sakin. Şöyle birkaç tane oksijen alayım da sakata gitmeyelim. Gerçi bunlar her yerde var ya. Hızlıca oraya doğru koşayım. Yani jaguarlar dediğim gibi Allah'tan evin altına girdiler. Önden gelselerdi var ya, uf, bitmiştik. Bitmiştik çünkü ön tarafı daha çabuk kırılıyor. Bir de pencere açık olduğu için pencerenin oradan da vurabiliyorlar bana. Hani ben böyle çok pencereye yaklaşıp ok atamıyorum. Allah'tan altına girdiler evin. Öyle bir şey hesap etmedik ama biraz şans oldu. İyi, güzel oldu. Kolay bitti. İnternette çok görüyorum. Yayınlarda da çok görüyorum. Böyle bazı arkadaşlar ayıların saldırısında bile tam olarak ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ben Allah'tan akıl ettim hemen. Güzel bir ev yaptım oraya. Büyük. Önce küçük ev yaptım. İlk denememde. Küçük ev yaptım. Küçük ev olmuyor. Evin içinde hareket etmek lazım. Çünkü ön tarafı kırabiliyorlar. Orayı kırdıkları zaman içeriye girmeleri daha kolay oluyor. Ama işte evin içinde hareket ettiğiniz zaman en azından içeri girebilseler bile. Neredeyim ben? Yanlış yere gidiyorum. İçeri girebilseler bile. Ben niye bu kadar yanlış yere gitmişim böyle? Şey yapıyorsunuz. Hareket edebildiğiniz için kaçabiliyorsunuz en azından. Oh, şurada kurtlar var. Yani oyunda gerçekten en çok istediğim şey şöyle hareket edebileceğimiz bir ya da binebileceğimiz bir vasıta. Hani bisiklete bile razıyım. Hani araç maraç zaten belli koymamışlardı. Yani bari bisiklet falan bir şey koy. Tekerlekli bir şey koy bari ya. En zorlanılan bölüm bu. Bu arada level 9 olmuşum. Level 10'a çok az kaldı. Level 9, evet. Şurada talentlarda işte istediğim şey bu. Şunu 2 yapacağım. %25 physical resistance ve sonra da buna geçeceğim. O da şey yapıyor. Susamanızı, işte açlığınızı, oksijeninizi falan biraz daha yavaş tüketiyor. Şu an benim için çok önemli çünkü su sıkıntısı çok çektim. O evi yapana kadar, evi oraya yapana kadar iki kere bakın evi şuraya yaptım. Şuradan bir buraya geldim. Şöyle geldim su içmeye. Sonra fırtınalar falan çıktı. Yapamadık. Sonra dedim ki lan belki bu tarafta şeydir. Hani daha yakındır su yeri. Gittim ama pek de yakın değilmiş. Sonra oradan içtim su. Geri geldim, bu sefer de yıldırım şeyi çıktı.
Her yere yıldırım düşüyor. Evin üstüne de yıldırım düştü mü? Of, cayır cayır yanıyor. Ben ne yapacağım, ne edeceğim falan diyorum tabi. Ama Allah'tan tamir yaparak şey yaptık, düzelttik. Şimdi bu yol biraz uzun. Böyle dümdüz koşacağız. Bir şey de olmayacak. Bakalım oraya geçtik mi? Üst set çıkınca bize ne gibi bir artı verecek? Experience mi verecek? Ne yapacak? Yani bu kadar yemek harcadık burada. Umarım güzel bir geri dönüşü olur bunun. Evet, ve minik uzay gemimize geldik. Bakalım şimdi buradan nasıl çıkıyoruz? Onu da bir görelim. Şöyle gemiye direkt biniyor muyuz? Press to interact. Bas bakayım. Are you ready to leave surface? Evet. Ama herhangi bir görev verilerini falan verme şeyi yok mu acaba? Direkt hadi yallah deyip gidiyor muyuz? Allah Allah. Mission complete. Bastım abi. Tamam, gidelim bakalım. Return station. Ha, reward calculated diyor. Tamam. E tamam, calculate et canım. Ne topladıysak, ne yaptıysak bize experience olarak geri ver bunları. Evet, scan location 1. Görev bitmiş. Scan location 2. Scan location 2 diyor. Burada bug olmuş. 3 yazacağına 2 yazmış ilk kere. Rating de mi veriyoruz buna? Vermeyeceğim rating. Oo, fırtına geliyormuş. Güzel bir zamanlama. Aşağıda kalsak bir de fırtınada koşacağız. Biraz zaman harcasak, oyalansak bir yerlerde. Fırtına çok tehlikeli. Çok o yüzden zaman harcamamak lazım her şeyde. Bitti mi şimdi? Çıktık yukarı. Bu kadar mı? Hiçbir şey demedi. Tamam, şeye bakalım bir. Prospect Summary, Library, Terrain Screen. Mor Kedi, Level 9. Ha, şeyi aldın diyor. Tamam, görevi. Yaptığımız scanler. Tamam, buradaymış ya. Bak, 100 para alıyoruz. Bu 100 parayla ne yapacağız acaba? Claim Reward. Şimdi 100 paramız var değil mi? Workshop'a giriyorum. Ha, bak buradan crafting şeyleri alıyoruz. Shang Akira Repair Hammer. Yani oy ki ne oy, bunlar ne böyle? Naneo Legs Armor. Mass Dampener Modül. Vay, bayağı bir şey varmış yalnız burada. Campfire'lar, kometler. Ha, bunları yanımıza alıp aşağı iniyoruz. Aşağı inerken bir şeyler seçebiliyoruz ya. Bu ne yapıyor mesela? Suite modül diyor. Bedavaymış. Basıyorum. Research da yapmıyor. Anlamadım. Bu ne? One suite modül slot. Bu zaten açık galiba. Yok, açık değil. Bu açık değil. Bunu giyeceğiz. Bu ne? Mikro meal. Oo, artı 100 food. Ha, yanımıza direkt şeyle, yemekle de inebiliyoruz. Oksijen tank. Aks, balta. Baltayla da inebiliyoruz. Şunu alalım. Şimdi zaten mecbur bunu açacağız. Buradan yol böyle uzasın. Tamam. Şimdi gelelim ikinci duruma. Şunu tabi nasıl değiştireceğim? Clear yap bakayım. Clear de yapamıyor. Bunu yaptık. Nasıl craft edeceğiz bunu? Click to craft. Biraz önce craft etmedim mi? Bence biraz önce craft etti. Ben öyle düşünüyorum ama nereye etti bilmiyoruz. Your item da boş. Evet. Ne yapalım şimdi? Bir deneyelim bakalım. Aa, bir dakika. Outpost meselesi varmış. Neymiş o? Şu outpost neymiş?
Ha, bu sandbox oynuyorsun. Tamam. Without timer yok. Build and play freely. Ba, burası çok tehlikeliymiş. Kill list hardcore. Onu geç. Biz şimdi neyi bitirdik? Şurayı bitirmişiz. Bakın zorluk bir kuru kafa. Şurayı da bitirdik. Zorluk bir kuru kafa. Burada da var bir kuru kafa. Bunu yapabiliriz. Burada iki kuru kafa var. Kill listmiş bu. Bu exploration. Bir alanı herhalde explore edeceğiz, bir yerleri. Burada zaman az. O yüzden zor galiba. Bu zaten of. Ne kadar büyük burası? Bayağı büyükmüş. Görevler bayağı çok. Çok görev var. Tamam, ne yapalım? İleri gitmektense biraz yukarıya doğru mu gidelim? Bakın bu da aslında, şu ikisi aynı. Strange Harvest. Bio Research araştırması yapacakmışız burada. Track down rare bio samples. Burada da bir şeyi öldüreceğiz herhalde. Lethal Predator. Predator öldüreceğiz burada. Gelin bunu yapalım. Biraz yeteneklerimiz de var. Ama gerçi level 10 olduğumuz zaman da bunu yapabiliriz. Biz yine exploration yapalım. Level 10 olalım. Biraz itemlarımızı şey yaparız, tool'ları geliştiririz. O zaman gider şu kill list'i yaparız. Şu ikisini bitirmiş oluruz. Süper olur. O zaman bir sonraki videoda bu ikisini ya hızlı hızlı yaparız. Bilmiyorum ne kadar uzun sürecek. Şu bayağı uzun sürdü mesela. Şunu yaparız. Sonra da bunu yaparız. Bakalım nasıl olacak, görelim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.